Böbreklerimiz vücudumuzun filtreleri olarak çalışır. Doğru şekilde çalışmadıklarında zararlı toksinler birikebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ne yazık ki 30 milyondan fazla Amerikalı böbrek hastalığından etkileniyor. Ancak kronik böbrek hastalığı olanların yalnızca yaklaşık %10'u durumlarının farkında. Bu farkındalık eksikliği, böbrek hastalığının erken belirtilerinin diğer sağlık sorunlarıyla karıştırılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Çoğu zaman daha belirgin semptomlar hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz. Bu videoda böbreklerinizin tehlikede olabileceğini gösteren 10 uyarı işaretini ve potansiyel sorunları erken aşamada ele almak için 9 stratejiyi ele alacağız. Lütfen devam etmeden önce bu videodaki bilgilerin tarafsız olduğunu, doğruluk açısından kontrol edildiğini ve nitelikli sağlık profesyonelleri tarafından gözden geçirildiğini unutmayın. Şimdi böbreklerinizin dikkat gerektirdiğini gösteren 10 işarete bakalım. Yorgunluk. Böbreklerimiz vücudumuzdaki toksinleri filtrelemek için hayati bir öneme sahiptir. Doğru çalışmadıklarında kanımızda safsızlıklar birikebilir ve bu durum kendimizi yorgun, halsiz, baş dönmesi yaşayan ve konsantre olamayan biri gibi hissetmemize neden olabilir. Ayrıca sağlıklı böbrekler eritropoyetin adı verilen ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olan bir hormon üretir. Kırmızı kan hücrelerindeki bir azalma, yorgunluk ve halsizlikle sonuçlanabilen anemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Üşüme. Oda sıcak olsa bile üşüyorsanız, bu böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir. Böbrek hastalığı anemiye yol açabilir ve bu da sıcak ortamlarda bile üşüme hissine neden olabilir. Bu semptom genellikle göz ardı edilir veya yalnızca anemiye bağlanabilir. Ancak altta yatan neden araştırılmalıdır. Bu nedenle sıcak ortamlarda sık sık üşüyorsanız böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. Nefes darlığı. Nefes darlığı genellikle kalp veya akciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilse de böbrek hastalığının bir belirtisi de olabilir. Böbrekler fazla sıvı ve toksinleri etkili bir şekilde filtreleyemediğinde bunlar akciğerlerde birikebilir ve nefes darlığına neden olabilir. Ayrıca düşük kırmızı kan hücresi üretiminin neden olduğu anemi, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayamayabilir. Şiddetli durumlarda uzanırken boğulma hissi bile yaşayabilirsiniz. Bu tür belirtiler yaşarsanız hemen tıbbi yardım almanız çok önemlidir. Kuru ve kaşıntılı cilt. Böbrekler toksinleri filtrelemenin yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur ve kemik sağlığı için gerekli olan minerallerin dengesini düzenler. Bu nedenle kuru ve kaşıntılı cilt, böbreklerin bu dengeyi koruyamamasıyla ilgili bir işaret olabilir. Ayrıca kan dolaşımındaki toksin birikimi çeşitli cilt reaksiyonlarını tetikleyebilir. Bu semptomları fark ederseniz göz ardı etmemelisiniz. Şişmiş ayak bilekleri, şişmiş ayaklar veya eller. Böbrekler düzgün çalışmadığında vücutta fazla sıvı birikebilir ve bu da ödemle sonuçlanabilir. Ayrıca böbreklerin işlevini yitirmesi sodyum birikimine yol açarak bacaklarda, ayak bileklerinde, ayaklarda veya ellerde daha fazla şişlik oluşmasına neden olabilir. Ancak bu bölgelerdeki şişlik karaciğer, kalp veya damar hastalıkları gibi diğer sorunlara da işaret edebilir. Şişlik fark ederseniz bunun böbrek sorunlarıyla ilişkili olabileceğini unutmamanız önemlidir. Göz çevresinde şişkinlik. Böbreklerdeki hasar nedeniyle idrarda protein kaçağı meydana gelebilir ve bu durum göz çevresi ve yüz dahil olmak üzere belirgin bir şişkinliğe yol açabilir. Göz çevresindeki şişlik başka sağlık sorunlarının bir belirtisi de olabilir. Bu nedenle altta yatan nedeni belirlemek için bir doktora danışmak önemlidir. Ağız kokusu ve metalik tat. Böbrek hastalığı olan bireyler ağızlarında metalik bir tat hissi yaşayabilir ve bu yiyeceklerin tadını değiştirebilir. Ayrıca kalıcı ağız kokusundan da şikayetçi olabilirler. Bu semptomlar genellikle böbreklerin toksinleri etkili bir şekilde filtreleyememesi nedeniyle kan dolaşımında biriken üre ile ilişkilidir. Ağız kokusuna mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir ve yiyecek düşüncesi bile rahatsızlık verebilir. Bu semptomları yaşıyorsanız tıbbi yardım almayı ertelemeyin. İdrar sorunları. Böbrekler idrar üretiminde önemli bir rol oynar. Sık idrara çıkma, ağrılı veya yanma hissiyle birlikte oluyorsa bu bir sorunu işaret edebilir. Ayrıca idrar miktarındaki belirgin bir azalma da böbrek sorunlarına işaret edebilir. Geceleri sık sık idrara çıkma, böbrek yetmezliğinin bir başka belirtisi olabilir. Bu tür idrar değişiklikleriyle karşılaşırsanız hemen bir doktora danışmanız önemlidir. Köpüklü veya kanlı idrar. İdrarda kan bulunması, hematüri, böbrek enfeksiyonları, tümörler, taşlar veya böbrek yetmezliğini gösterebilir.
Böbrekler düzgün çalışmadığında idrarda kan görünebilir ve bu da idrarın kahverengi, kırmızı veya mor renkte olmasına neden olabilir. Kadınlar bu semptomu regl düzensizlikleriyle karıştırabilir ancak bu göz ardı edilmemelidir. Benzer şekilde köpüklü idrarda endişe vericidir. İdrarınızda baloncuklar veya beyaz köpük varsa bu, idrarda fazla protein olduğunun bir işareti olabilir. Bu köpük, yumurta çırparken gördüğünüz protein köpüğüne benzer. Uyku sorunları. Böbrekler düzgün çalışmadığında toksinleri etkili bir şekilde filtreleyemez ve bu zararlı maddeler kan dolaşımında kalır. Bu durum, vücudunuzun doğal dengesini bozarak uyku sorunlarına neden olabilir. Ayrıca böbreklerin işlev bozukluğu uyku apnesine de yol açabilir. Bu durum, uyurken solunumun kesintiye uğramasıyla karakterizedir ve şiddetli durumlarda obstrüktif uyku apnesine dönüşebilir. Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde bu durum yaygındır. Şimdi böbrek hastalığının gelişmesini önlemek için izleyebileceğiniz 9 yöntemi inceleyelim. Doğru şekilde su tüketmek. Böbrek hastalığını önlemenin en önemli adımlarından biri yeterli miktarda su içmektir. Böbreklerin optimum şekilde çalışmasını desteklemek için günde 4 ila 6 bardak su içilmesi tavsiye edilir. Ancak aşırı su tüketiminden kaçınmak önemlidir. Araştırmalar, aşırı su içmenin böbrekler için ek bir fayda sağlamadığını göstermiştir. Dengeli bir su tüketimi, böbrek sağlığınızı korumanın anahtarıdır. İlaç kullanımına dikkat edin. Belirli ilaçları dikkatli bir şekilde kullanmak böbreklerinizi korumak açısından çok önemlidir. Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar ve ibuprofen ya da naproxen gibi ağrı kesiciler aşırı kullanıldığında böbreklere zarar verebilir. Ayrıca genellikle asit reflüsü ve mide sorunları için reçete edilen proton pompa inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı böbrek hastalığı riskini artırabilir. İlaçları yalnızca gerektiğinde, önerilen dozlarda ve bir sağlık uzmanının rehberliğinde kullanmak önemlidir. Aktif ve fit kalmak, düzenli egzersiz yapmak, genel sağlığı korumak ve böbrekler dahil olmak üzere çeşitli vücut sistemleri için faydalıdır. Aktif kalmak, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ki bu da böbrek sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Koşu, bisiklete binme, yüzme ya da günlük yürüyüşler gibi aktiviteler uzun vadeli sağlığınızda önemli bir fark yaratabilir. Fiziksel aktiviteyi günlük rutininize dahil etmek zor olmak zorunda değildir. Yoğun bir yaşam tarzına bile uyum sağlayabilecek birçok seçenek vardır. Düzenli egzersiz yapmayı sadece böbrek sağlığınız için değil, aynı zamanda genel mutluluğunuz için de bir alışkanlık haline getirin. Sağlıklı yiyecekler tüketin. Besleyici bir diyet, böbrek hastalığını önlemede ve yüksek tansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer sağlık sorunlarını yönetmede hayati bir rol oynar. Bu tür hastalıklar genellikle kötü beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliğiyle bağlantılıdır. Böbrek sağlığını desteklemek için çeşitli besleyici gıdalar içeren dengeli bir beslenme planına odaklanın. Taze meyve ve sebzeler, yağsız proteinler ve tam tahılları ön plana çıkarırken, tuz, işlenmiş gıdalar ve şeker tüketimini sınırlayın. Unutmayın, doğru yiyecek tercihleri genel sağlığı teşvik eder ve birçok hastalığın başlangıcını önler. Antibiyotikleri sadece gerektiğinde kullanın. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için tasarlanmış güçlü ilaçlardır, ancak böbreklere de zorlayıcı etkiler yapabilirler. Bu ilaçlar genellikle böbreklerin bu toksinleri temizleme sürecinde aşırı çalışmasına neden olan maddeler içerir. Sağlıklı böbreklere sahip kişiler, uygun tıbbi rehberlikle antibiyotiklerden genellikle ciddi bir zarar görmez. Ancak böbrek sorunları olan bireylerin penisilin veya sülfonamidler gibi antibiyotikler kullanmadan önce doktorlarına danışmaları çok önemlidir. Bu önlem, böbreklerinizi daha fazla zorlayabilecek ilaçlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Antibiyotikleri daima sorumlu bir şekilde ve yalnızca bir sağlık uzmanı tarafından reçete edildiğinde kullanın. Kan şekerinizi kontrol altında tutun. Yüksek kan şekeri seviyeleri, özellikle diyabetle bağlantılı olanlar böbrek problemlerine yol açabilir. Aşırı şeker, böbreklerdeki filtreleme birimlerini ve kan damarlarını zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, diyabetiniz varsa böbrek sağlığınıza karşı dikkatli olmanız hayati önem taşır. Kan şekerinizin düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, böbrek hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli sağlık kontrolleriyle erken teşhis, daha ileri hasarları önleyebilecek müdahalelere olanak tanır. Diyabetinizi etkili bir şekilde yönetmek ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmak, böbreklerinizi korumanın ve genel sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Gereksiz takviyelerden kaçının. Takviyeler besin eksiklerini tamamlamak için faydalı olabilir, ancak aşırı kullanımları böbreklerinize yük bindirebilir. Vitaminler, bitkisel özler, protein barları ve içecekler gibi takviyeler,
böbreklerin atıkları filtrelemesi için daha fazla çalışmasını gerektiren bileşikler içerir. Bu ürünlerin aşırı kullanımı, özellikle zaten böbrek sorunlarınız varsa böbrek fonksiyonlarını zorlayabilir. Diyetinize takviyeleri eklemeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Doktorunuz bu ürünlerin içeriklerini anlamanıza ve böbrekleriniz için potansiyel risklerini değerlendirmenize yardımcı olabilir. Genel bir kural olarak gereğinden fazla takviye almaktan kaçının. Sigara ve alkol kullanımını azaltın. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi uzun vadede sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Bu alışkanlıkların bırakılması veya azaltılması böbrek sağlığınızı korumak için kritik öneme sahiptir. Hem aşırı alkol tüketimi hem de sigara yüksek tansiyona yol açabilir ve bu durum böbreklere zarar verebilir. Yüksek tansiyon böbreklerdeki küçük kan damarlarını daraltır ve zorlar. Bu da böbreklerin düzgün çalışmasını engeller. Bu alışkanlıkları bırakmak ya da azaltmak böbrek problemlerinin gelişme riskini önemli ölçüde azaltabilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilir. Böbrek fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Eğer risk altındaysanız, düzenli olarak böbrek fonksiyon testi yaptırmanız hayati bir öneme sahiptir. Yüksek risk grupları arasında 60 yaş üstü bireyler, düşük doğum ağırlığına sahip olanlar veya ailede kardiyovasküler hastalık geçmişi bulunan kişiler yer alır. Düzenli taramalar, olası sorunların erken tespit edilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir. Böbrek sağlığınızı koruyun. Bu, genel sağlığınızı desteklemek için hayati bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek, böbreklerinizin işlevlerini en iyi şekilde sürdürmesini sağlayabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Videoyu beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun oluruz.